Eski ABD Başkanı Donald Trump, sus payı davasında hakkında verilen mahkumiyet kararına itiraz edecek. New York'taki Trump Tower'da basın toplantısını düzenleyen eski başkan, bu hileli bir davaydı ifadelerini kullandı. Destekçilerine ABD seçiminin yapılacağını tarihi hatırlattı ve 5 Kasım ülke tarihimizin en önemli günü dedi. If they can do this to me they can do this to anyone. These are bad people. These are in many cases I believe sick people. ABD tarihine hüküm giyen ilk eski başkan olarak geçen Trump hem mahkemeye hem de mevcut başkan Joe Biden'a öfke kustu. Eski başkan 34 suçlamanın tamamından mahkum edildiği sus payı davası ile ilgili Manhattan'daki Trump Tower'ın lobisinde basın toplantısı düzenledi. Karara itiraz edeceğini açıkladı ve davanın hakimine yüklendi. It's a rigged it was a rigged trial. We wanted a venue change where we could have a fair trial. We didn't get it. We wanted a judge change. We wanted a judge that wasn't conflicted. And obviously he didn't do that. Uh, there's nobody's ever seen anything like it. Trump destekçilerine ABD seçimlerinin düzenleneceği 5 Kasım tarihini hatırlattı. Bu en önemli gün dedi. November 5th, remember, November 5th is the most important day in the history of our country. Thank you very much, everybody. ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklamalar var. Biden, mahkeme kararının kimsenin yasaları üzerinde olmadığının kanıtı olduğunu söyledi. Trump'ın da herkes gibi itiraz hakkı bulunduğunu hatırlattı. Biden, Trump'ın davanın şaibeli olduğu iddiasına ise beğenmediğiniz her karar için hileli diyemezsiniz ifadelerini kullandı. Adalete saygı duyulması gerektiğini söyledi. Peki Donald Trump hapse girebilir mi? Cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da. Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ancak para cezası alması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor hakkında hapis kararı çıksa bile bu Trump'ın seçimlerde yarışmasına engel olmayacak. Yalnızca seçim günü eğer hapiste olması durumunda oy kullanamayacak.